Keşke kırılıyor. Bırak bağlım erkeğe, bırak sen hadi. Of, diş atıyor, diş atıyor. Tak tak tak, duydun mu sesi? Of. Ama biliyor bak onun. Herkese selamlar dostlar. İkinci bölümdeyiz AB Kangal'la. Şu an kurdu, o koyunlara saldıran kurdu. Dağdaki çoban köpekleri. Sürü başında görev yapan köpekleri deneyeceğiz. Kavga gürültü yok, sadece test edeceğiz. Kokusu ya da görselinde köpeklerimiz ne yapacak? Ona bakacağız. Yine koyunlara deneyecek miyiz abi? Gerek yok bence ya. Hiç koyunu denemeyelim. Şimdi bir şey çıkar, evet. Köpekler dalar, oradakiler salınır. Orada elinden alma şansımız yok. Köpek sayısı fazla. 5 tane köpek var orada. Hani burada bir tane iki tane elinden kurtarabiliyoruz. Kalabalığız ama o sürüde çöktüler ama bir de onlar sürü içerisinde psikolojik olarak sürüyü korumaya odaklı ya. Ne seni ne beni müsaade etmeyecekler kurdu almamıza. Hı hı. Olumsuzluk olabilir. Bence hiç gösterme yani. Sadece gösterelim araç üzerinden. Koyuna ama bir zarar gelmeyecek şekilde. Mümkün olduğunca köpeğe, kurda ve koyunlara zarar getirmeden, evet, güzel bir test. Vallahi bu efsane bir video olacak. Kurdu gördüklerinde köpeklerin tavrı belki elimizden alabilirler. O konuda da senden yardım isteyeceğim. Orada bir çocuk var. Kamerayı ona verelim. Sen bana yardım edeceksin. Köpekten korkarım yok. Yok, köpekten korkmam da. Adamcı değillerse sıkıntı olmaz. Adama sürü başında psikolojide ona yatkın olduğu için görev başındalar ya. Orada saldırıya geçebilir ama saldırıya geçerse ben ne yapacağım abi? direkt beni yeme diyor. Şimdi ben senden yardım isteyeceğim. Sen yeme ol. Göbek fazla. Bacanak, senin ve seyircilerin için biz gerekeni yapıyoruz. Gerekiyor sen de bir yandan az bir yağdan vereceksin. Onu göze alacaksın artık. Ucundan acıcık. Az kıydan öyle. Onu geri estetikle kapatırız üstünü. Ve içeride fazlalıktan alsınlar. Hem sana faydası var. Ya bedava doktora gideceksin. En az 500 bin lira para vereceksin. Şuradan biraz yağ aldırayım diye. Bedava. Hadi gidelim. Bedava ya, bedava. Hadi gidelim. İzliyoruz. Hiç affetmiyor ya. Direkt koyunlara dalmaya çalışıyor. Sen fazla yanaşma da. Sivas dağlarında çoban abimizin yanına geldik. Selamünaleyküm. Adın abim? Aleykümselam. Kadir buyur. Kadir hocam. Nasılsın? İyisin? İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? Allah kolaylık versin. Yaş kaç? 38 abi. 38 maşallah. Köpeklerin yanaştırmadı bizi. Bunlar abi, bunlar benim
dostlarım bunlar. Bunlar kimseye koymaz. Burada nasıllar? Burada da iyiler. Yoksa bu sürüyü burada böyle kollar mı? Hep iyiler. Bahale bak bahale bir yerden gidiyor. Daha önceden var mı sıkıntı yaşadıkları? Kurtlarla falan. Ya kurtlar bunlar çok karşılaşıyor. Şu iki senedir ben de şu hayvan. Korku bayağı eline yüzüne bassene hep cırnağı yarası. Bak bak bak. Evet. Hep karşılaşıyor hayvanları. Şu daha yavru. Bu yavruyu yeni bıraktık. Daha 4-5 aylık yavru bu. Sinan bu yavru bizim Sivas bozları dediğimizin yavrusu. Şimdi ilk defa onlardan bir sürü de bir yavru. Hareketi gördün mü? Alabildin mi burayı? Yok. Bak karşı, gelirken mi? Karşı dağın yüzünden tabii, sıçradı tabii. Bizi karşıladı. Hem bu oğlum bir de şu aşağıya aşağıya bir de şile ver aşağıya. O arpaya geçer valla hep basar. Bir de aşağıya yukarı ver. Şu da bir saat daha içinde barın sıçradı. Karşıdaki ekine gitmesinler diyor. Hem oğlum kavağa geçirme kavağa canın iyi. Yoğuşlukla hep içeri kovalıyorlar. Bir de basıyor öyle bir şey. Şuralar almışlar bunu yakında bitirdi ya. Burası zaten şey buralar. Bahattin mi buralar? Bura şora. Biştirdi. Şora. O biştiriyor ya. Şimdi yukarıda biştiriyor. İyi. Var mı kurt boğdukları? Burada kurtla denk geldin mi? Şu İki kurdun birini ayırdı, yırttı, yalnız geber demedi. Yalana gerek yok. İkisini ayırdı, yırttı. Birini ayırdı, aldı, bastı ama geber demedi. Tek başınaydı, yardımcısı yoktu hayvanın. Geber demedi. Şimdi gebertirsek yalan olur. Tek başınaydı? Tek başınaydı. Ay maşallah. Kaç yaşında o? 2 yaşında. Senin verdin köpeklerden. Bizimkilerin yavrusu. Göğelerin yavrusu. Bebek aranın karnı, bacısının oğlu. Ay. Gel, gel. Daha önce, bu köpeklerden önce ne vardı elinde? Yine İsmail abinin köpekleri mi var? Onlardan vardı. Onlar öldü. Emekler oldu, yaşlandı. Onları verdik kalan. Yaşlandı mı da sürüye gitmiyor. Hayvan dayanamıyor kalan. Hiç kuzu kaptırdığın oldu mu? İmkanı yok. Hiç kaptırmadın. Ay maşallah. İmkanı yok abi, demek imkanı. Köpekleri iyi. Ya bilmiyorum, karşıdan bak gözetliyorlar. Ben bu yandan gözetliyorum, onlar karşıdan gözetliyor. Nereden ne çıkacak diye. Hemen sizi gördü, yolu kestiler. Dur, girme diye. Burada birçok şey var. Köpeklerin eğitim alanında hep anlatıyoruz ya biz Sinan. İyi çoban köpekler çobanın başını beklemez. Sürünün en kör noktalarında yatarlar. Az önce biz ona tanık olduk. Kadir evet. Ta derenin içinden geliyor. Büyük bu bozumuz karşıda yatıyor. Küçük boz çevirdi geldi bizi kucakladı. Şurada kayaların arasında çıktı. Kayaların arasında bekliyor. Oradan kim gelecekti ya. Senin bu olan bu da var döndüremeyecek. Sen burada sürü olarak en fazla kaç tane kurt gördün? Sürü sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok. 15. 15 tane kurt gördün. 15 tane gördüm. Değil misin? Vallahi billahi. Cemal bağır da yukarı çevirsin. Yalnız sürüye girmedi. Bir tanesi geliyor dalıyor. Öteki de şeyle düzülmüş keliğe. Önce ne olduğunu bilemedim. Bir tanesi yalnız kurt belli o sürüye dalıyor. O arada babam karşı geliyordu akşamları. Dedik 15 tane kurttu. 15 dedim ağaç atıdı. Vardık 15 tane düzülmüşler. Birisi dalıyor ötekiler pusuda bekliyor. Muhaşede yukarı versin yukarı. Arpaya aşağıda bağırmaz bu da var. Saydın yani. Saydım 15 tane. 15 gördüğüm, 5 gördüğüm, 3 gördüğüm, 2 gördüğüm. Bu arazide görmemek zaten elde değil Sinan. Bunun üstü daha çok kayalık. Geçen seneki yattığımız yer çok daha tehlikeliydi. Bir gece oturduk, köpekler saldırıya geçti, hatırlıyor musun seninle? Şurada var, bir getireyim ya. Ya oğlan çevirir ya. Cemal bağırdı ona, yukarı çevirsin biz Cemal. Aşağıya git, aşağıdan bir çevittir ona. Aşağıdan aç kalır abi, aç kalır la. Cüsseler nasıl kurtların? Şeyini boyuna göre, büyük de vardı, küçük de vardı, iri ufaklı. Bu yanında yavru kalıyordu. Bu yanında yavru kalıyor, evet. O kadar büyük. Aa şimdi bir tane siyah yalımız da var, tek geziyor. Siyah. Siyah. Bu yanında yavru kalıyor. Bu yanında yavru kalıyor, yavru. O kadar büyük, o kadar iri. Burada da Gazir'de böyle abartayım, yalan söyleyeyim öyle bir derdi yok yani. Köpek övmek için değil, burada kurdu anlatıyor. Kurdu dağdaki çoban kadar net görüp de takipleyen hiç kimse olmaz. Abi yalan söylesek yıktı gebertti dedim. Evet, abartırdın. Yani. Aldı bastı hayvan, acık boğdu, bıraktı. Vallahi şimdi öldüremedi. Kurt getirdik. Test edeceğiz bakalım nasıl köpek. Vallahi şeyle koyar bir deneyek. Kurt arabada. Arabada mı? Bir koyarak şeyle örecekler. Bakacağız. Sence ne yaparlar? Vallahi şunu... Hepsi gitmeyecek yalnız. Tek yok tek. Ha şunu bırakacağım. Tek tek abi. Ha şunu bırakacağım. Artık bırak. Şimdi şundan şuna bir şey diyemem. Ama şu varıp da alıp da basmazsa ben bunu zaten peşime de getirmem. Ben bu ekmek yalda vermem. Ha şundan çok şu yavru. Çok iddialı sözler. Çok. Bizim kurdumuz da iti çöküyor. Bakacağız evet. Şimdi. Şundan şu yavru. Bunlar belki varamaz da. Bunlara şimdi garanti veremem. Ama şu... Bizim köpek de bizim. Evet. Ve... Şimdi eğer ki köpeklerin kanında varsa izleyeceğiz. Kadir'in çok doğru bir sözü var. Elimizdeki kurda da gelemiyorsa zaten ki 1-0 önde başlayacaklar. Evet yani abi. Onun yanında. Bir anlamı yok zaten bu köpeğin. Ya abi. Mesela kurda varamazsa yarın sürü gece uyuyor, kaçıp gidiyor, seyip yayılıyor. Evet. Kurt girdi miydi ya koya kaçacak ya gelip peşime gelecek kor belası. Evet.
Şimdi Kadir şu anda videoya aldığı köpek bizim köpeklerimizden değil. Onun da bir hikayesini anlat da. Şimdi ona bu yok zar, yok kiriz gibi yorumlar yapacaklar. O köpek sizden değil mi? Yok. O bizden değil. Köpeklerin kanından değil o, ama. O ortada geziyordu. Küçük bir yavru geldi. Yazdık. Ortada dövmesinler, taş vurmasınlar diye tuttum, bağladım. Köpekleri de uyarıyor küçük olduğundan. Bunların peşine gidiyor. Şimdi eski çobanlarda yavruları yetiştirmek için biz keriz deriz, zar deriz. Onlar çok uyanık olurlar. Köpek, evet, köpek yetiştirmeye, kangalın köpeğini avutturmak için yani ayıttırması, evet. Aklını başına getirmesi için onlar üst düzey hareket sağlar. Bu sürülerdeki eski çobanlar arada bir keriz bulundururlar. Çünkü kerizler aşırı uyanık olurlar. Onlar yavruları avutturlar. Yani uyanıklığını yetiştirmek için. Küçücük sineğin uçtuğu noktaya alarm verirler. Gidip icraat yapamazlar, evet. Ama yavruya o hissi yükleyebilir, öğretmenlik yaparlar. O yüzden şimdi şu köpek yavru yetiştirmeye mükemmel oldu burada. Bu yavruyu yetiştiriyor zaten. O her şeyi görüyor, bağırıyor, haber veriyor küçük olduğundan. Bu da hemen peşine gidiyor. O haber veriyor. Gelen giden vardı, bu hemen yetişiyor. Bu yavru onun sayesinde bir şeye benzeyecek. Yetiştiği zaman da onun cüssesinde yok ama onun pratik zekasını bu köpeğe aktaracak. Bu köpek de bizim bozların yavrusu. Bunu özellikle dağa, Kadir'e özellikle getirdim, verdim. Burada izleyeceğiz. Hat tuttu mu tutmadı mı diye. Hatta geçen bir olay yaşadım. Ben yolda azıcık anlattım ama senin ağzından dinleyelim bunu. Şu buzun buzu kalmıştı da çobana eşeğin üstüne aldı diyordun. Bir anlatsana. Buzu kalmış burada. Adam masrafını aradım. Buzu kalmış, al kuzunu götür diye. Çobanı gördü, sevmedi. Aman dalıyor, tutacak. Ya bu beni, ya bu ne yapacak? Eniktim, adama bir şey yapmaz dedim. Adamın bacağından kap demedi. Sen benim sürme niye geliyorsun? Biz sahipsiz miyiz bu sürü diye. Biz varık diye. Sinan, bu yavru da daha 5,5 aylık. Sürüye gelir de 1,5 ay oldu mu? Yok ya, da biz 50 gün oldu daha. Yok ya, o zaman kaç gün oldu? 20 gün oldu o zaman. 21 ay olmadı mı ya? Oldu bir ay. Bir ay oldu, bir bayramdan ay oldu. Önce getirdim yani. Bir aydır hayatı boyunca daha koyuna gitmedi. Bir aydır sürü başında. Hatta ilk koyunları daha sürerken köyden Şarkışla'dan köye kadar koyunu bırakmadı, hatırlıyor musun? Peşimize, evet, geldiydi. Kanında var, gösteriyor. Bundan olacak. İnşallah bizim Sinan Sağut kardeşim sağ olsun bu videoyu çekiyor. Bu video burada kalsın. Bu yavruyu hep birlikte inşallah önümüzdeki yıl Sinan yine gelir. Ya da bizim kendi kanalımızda bu yavrunun gelecekteki halini izleyeceğiz. Yani çalışmamızdaki son noktaların en iyi örneklerinden bir tanesi bu. Kurt alması, sürü yayması, çobana sadakati ve vahşiliği. Evet. Gider. Kalır kalır. Gezer onlar. Onlar kalır abi. Onlar arkada ot seçer. Ot bağırmaz. İki tanesi böyle yemek seçiyor. Ayrıksa. Allah Allah. Arkada kalacak. Ben de görmeyeceğim. Gideceğim. Kurt gelip yiyecekse haberleri yok. Ecelleri yetmiş mi o zaman? Hem bana şu karşıyı bir daha getirsin. Cemal Bey. O sırtı geri çevirsin. Şu orayı bir daha verin. Şu kalabalığı bir daha getirin bu yani. Geçen sene Kadir'le bizim yaşadığımız bir olay vardı. Karavanımız şimdi karşı dağda. Ondan öncekinde bir üst dağda yatıyorduk. Evet, yukarıdaydık. Gece, Çanakmarı. Evet. Şehir dışında da misafirlerimiz var. Biz geldik, onlar dedi ki ya bir kurt görsek, kurt macera arasak falan. O arada köpekler bir tanesi havlanınca hepsi birden kurşun gibi gitti. Kadir diyor ki abi kurtlar geldi dedi. Ben dedim ki yok Kadir. Bir tane değil, kalabalık. Köpekler o kadar zeki ki, hatırlıyor musun o günü? Evet evet. Karanlıkta biz lambayı tutuyoruz, ışığı tutuyoruz, feneri. Kurt karşıda duruyor, köpek mermi gibi gidiyor. Diğerleri gitmiyor ama. Biri sola koşuyor, biri sağa koşuyor. Sürüyü çember aldılar. İkinci kurt çıktı piyasaya. Tam onun çaprazından. Kadir bir daha var, bir daha var, bir daha var, bir daha var. Sürünün etrafını çevirmişler. 4 köpek herhalde değil mi o günde? Dörttü. 4, ikisi birine gitti. Dişinin biri yanımızdan ayrılmadı. O dişi sürünün etrafında fır dönüyor ama kurdun üstüne gitmiyor. Dönüyor, dönüyor, kurtlar uzaklaştırıyor. Dönüyor, dönüyor, kurtlar uzaklaştırıyor. Canlı canlı bir olay izlemiş seninle biz. Ne oldu lan, arpaya doldu. Cemal, oradan karşıdan bir arpaya gider. Onu bir çevirmesi lazım oradan. Vallahi bir yandan çekim yapıyoruz, bir yandan da Kadir'in ahlı koyunlar ekine girmesin diye. Arpalara girmesin diye arpalara bakıyor. Millete zarar vermesin değil mi? Evet abla. Ziyankarlık bizim işimiz değil. Yok yok, bize zarar gelmez. Koştu ben gördüm. Hiç hayatında kaptırmadın mı abi sen? Yok, canlıcı yaralattırdım bir tane. 8-10 sene önce bir tane gündüz gözüne yaralattırdım. Nasıl oldu abi? Köpekler benden oturuyordu. Kavağın altına gittim, sıcak. Bunlar da benim peşime geldi, orada oturuyorduk. Sürü de böyle seyip yayılıyor. Babam dedi ki şuradan bir şey geliyor. Baba oturuyor, öreceğim, hava sıcak. Bizim itlerin birisi dedim ya. Lan ne iti dedi, itleri ayağına dayatıyor, haberin yok dedi. Bir de baktık ki yukarıdan koptu ya, kuzuyu kaptı. Kuzu büyük, götüremiyor. Kuzu kendinden büyük geliyor. Hemen orada köpekleri gösterdik, bıraktı, kaçtı. Yalnız yaralamıştı, boğazını yırtmıştı. Şimdi biz bir test yaptık. Vurdu bıraktı, direkt koyunu yandan tuttu, çeviremedi, hırtlarına hemen çöktü.
Kuzuyu bak, kuzunun da bak. Hemen gelmiş şuradan tutmuş, kitlemiş, bırakmış. Sadece şurayı yemiş gitmiş. Başı hiçbir yenilememiş. Evet. Karşı sürünün bir kuzusunu bulmuş Kadir. Az önce. Neyi? Karşı sürüden bir kuzu bulmuş. Daha da kalmış, kurt yakalamış imiş. Evet. Şimdi onu anlatıyor. Abi diyor, bir kuzu buldum diyor. Yukarıda kurt bacağını yemiş, kalanı kalmış diyor. Onu anlatıyordu. Kurtlağından tutmuş, gelmiş, arka bacağını yemiş gitmiş. Gerisinde bizim köpekleriydi. Yani bayağı bir kurt popülasyonu var. Bir de şu çobanların bir kurt eneği mi? Niye yakalamış diyordun sen? Ya burada. Bu derenin boğazında. Daha şanlı burada. Şurada. He, oradaymış. O kadar gittik geldik şu görmek. Yuvası burada zaten. Mı yavru kurdu mu? Almış gitmiş ya. Yok yok, bu yana. Buradan gidecek, buradan. Oradan geçit yok. Şuradan dağdan şişeceğim geri. Şu abi kurt testini yapalım. Adam gitsin. Köpekler de buradayken yakında. Efendim nasıl yapacaksak yapalım şunu. Böyle indiremek. Elimizden alır bunlar bizim. Nasıl? Kurdu mu getireceğiz? Oraya götüreceğiz. Yani şu karşıda bir yerde düzlükte yapmamız lazım. Tamam, düzlükte yapalım abi. İşte davar açılacak. Hem oraya girip geçsin dedik. Şuradan gidecek. Şuradan oradan geçit yok. Nasıl ülke? İşte var ya çocukla bakıyor ki itkenin mağaranın mümkün öyle şey mi diyor, nasıl dönüp geliyor. Burada eğitiliyor. Ama bu et, et çöker mi abi? Yok. Yok o, el, o efendiliği çiftme çöker. Yok onu demiyorum. Burada çöker mi? Valla burada şey şunun gibi arkasında çöküyordu. E kurda çöktü daha önce. He. Ev orada bağlı yani boğuladıysa bilmiyorum. Korktuysa. İzleyeceğiz, bakacağız şimdi. He. Kuyucu affetmiyoruz. Reklama gerek yok. Her şeyi icraatla göreceğiz. Şeyi, sen akbaş gibi yekini dağda yattı bu it. Evet. Kutu kancına yattı. Ben şurada yattı bak. Bu kadar bağının altında yattı. İşte ağır bunu bile kanamadıydı. Şimdi dostlar akşam oldu. Biz geldik. Çoban kardeşimiz geliyor yavaş yavaş. Evet. İnşallah hava tam bu şekildeyken görüntü gözüküyor ama çok İsmail abi hava biraz kararırsa artık karanlıkta yapacağız bir şeyler. Vallahi izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Kurunların yattığı ya. Alan ekinlik. Yani bizim ekil alanlarımız. O yüzden anca getirebiliyorlar. Koyunlar da aç gelemiyor. O yüzden mesafe var. Artık ne yakalayabilirsek olursa bir eksik bir şey affınıza sığınacağız. Hı? Çıkardamadık arabayı. Çıkardamadık. Ayalık yukarıdaydı ya maçta. Kar ben aktıydı ya. Kurt direkt koyuna çöküyor. Elimizden kaçsa direkt koyunu telef eder. Bir de birkaç kuzu geride kalmış. Tutamazsın amca, tutamazsın. Direkt koyunu boyundan indiriyor. Sen gelene kadar buradan 5-6 taneyi devirir. Evet. Yani yetişene kadar 5 taneyi devirir. Kurt dursun ya, kurt köpeğine gittirdim biliyorum. Buyurun salladıkça, salladıkça. Bu mermi gibi yapışıyor, elinden alamıyor. Çeneyi kilitliyor. Sabah sonra kurtardı çiftlikte biz. Bıraktı deneyek bir deney diye. O da ipinle beraber. İtleri koyraydı. Ya bırakmadık itleri. Yani kurt mu değil mi deneyek, bir görek hissi nasıl diye. O bir beyaz kanca vardı koca gibi. Evet. Ben onu koyraydım. Öteklerde. Bir nebze gözüküyor mu? Gözüküyor abi. Evet. Şöyle gözleri bir alabiliyor mu bak? Hepsini alıyorum şu an, gel bak. Şu an çok güzel gözüküyor. Şimdi sen kurt mu arıyorsun abi? Kurt arabada yanlış yerde arıyorsun. Yok, kurt aramıyorum. Evet, şimdi gel. Asıl aksiyonun zamanı geldi. Kurt evet, içeride. Kadir Aga. Şimdi görecek, görecek diye. Bakacağız. Şimdi göreceğiz bakalım. Övmeye benzemiyor o işler. Kızamazsın bunu, komağım. Biz o kadar övdük. Abi Kangal marka, abi Kangal kurtçu, kurdu geldik, davara getirdik kardeş. Evet, deneyecek şimdi. Evet. Şu koyunlara bir tut bak, hep giriyorlar çalmaya bak. Şu köpeklere bir tutsana abi. Gel. Johnny. Gel bakalım, gel. Johnny sevdi, sevdi. O kokuyu aldı yalnız. He. Bu mu? Evet. Johnny sevdi. Koyunlara bir tut bakayım abi, girişlerini çekeyim. Evet. Hepsi ağla giriyor şu anda. Ağal dediğimizde çalma, biz telle çevirdiğimiz yere de çalma diyoruz. Kadir bayağı toparlanma var gibi sanki değil mi? Bası Ali. Bası Ali, yarı yarıya kalkamıyorlar. İyileşmiş yerleri. Tuza girdiler bak, tuzu nasıl yiyorlar biliyor musun? Tuzlara kalmadık mı?
Getireyim mi gene? Şu ara biri kalmış. Getireyim birkaç tane daha. Herhalde normal toz tuzdan daha iyi yiyorlar bunu değil mi? Gel oğlum, gel. Ulan şunu bak, baksın onu boğmaya gidiyor ha bu. Bak bak Sinan, burayı al bak. Arabaya koyuyor. Döndü bizi arkamızdan arabaya geldi. Buraya elimize indireceğim. Şey bağla, boğaz kaçmasın. Yok, bırakmaz beni o. Bırakmaz mı? Yok. Beni bırakıp gitmez. Bak. Bak 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 bak. Dur Kadir, dur bari. Abi sen bana o işi versene. Ben tutayım, bu tuttu. Al. Bak bu sanki hissetti. Evet. Of. Beyaz. Şu şekilde tutsana. Bak. Kızım önüne gidecek, bak bak. Ulan ya. Ulan. Kadir, o çok işine yarıyor mu senin küçük? Kaçıyor ya kadar. Bu boğdurmuyor ya. Ulan onu verek de gitsin lan. Bu boğdur ya. Erkek hırlıyor. Şimdi erkek hangisinde hırlıyor acaba? Kurda mı? Öbürüne mi? Ne diyorsun? Kurda hırlıyor bak. Kurt da içeriden hırlıyor bak. Görüyor musun bak? Bak. Bas. Bas. Kurda bir tutsana abi. Aynen, kurt da sanki içeride hırlıyor. Evet. Arayayım mı? Tut sen erkeğe. Şu güççüyle bir tut istersen de. Şimdi nasıl bileyim ama. Bak bak, geçecek bak. Bebeğim. O da kırılıyor. Evet, o da sinirlendi. Ay keriz bu. Ben indireceğim. Alın şu lambayı, siz yanından ayrılmayın. Şimdi birisi hacı benim yanımdan ayrılma. O tarafa sen oradan ayrılma. O tarafa tut. Şeye doğru. Tamam mı? Kurtlara doğru. Şey yapma bak. Görüntü yoksa alamayız abi. Çekil lambayı. Gene vereceğim bunu be. Of. Evet. Bırak bağlı erkeğe, bırak sen Kadir. Of, diş atıyor, diş atıyor. Tak tak tak, duydun mu sesi? Of. Ama biliyor bak, onun geldiğini duydun biliyor. Duydun mu sesi abi? Evet. Nasıl diş attı? Tak 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 tak. Ama kaçırdı bak, diş attığı zaman kaçtı. Evet. Dur. Ama bak, öbürlerine diş atmıyor, onu biliyor, onu çökeceğini mi artık? Evet. Gel. Diş attığı zaman kaçırdı bak, köpek geri gitti. Gel, gel. Hadi oğlum. Haydi. Adamlar ya, adamlar şimdi. Haydi. Çok koca adamlar ya. Seni şuraya çıkıp bırakayım mı? Görelim. Abi gitme. Bak diş atmaya başladı. Kurda tutsana ağzını. Evet. Dur. Hadi. Ağzına tutsana. Bırakayım bakalım, gidecek mi? Gel. İsmail abi yanlış yaptın, al onu. İsmail gel abi al diyorum. Onu. İsmail abi al. Al al. Oo. Al onu al. Al dur. Al. Dur. Al onu al. Al onu. Dur. İsmail abi al. Dur. Şşş. Tamam. Abi sen de köpeği al. Tamam. Yeter bu kadar. Dur. Tamam. Tamam. Diş vuruyor. Kurt mu? Yok. Beyaz engin. Beyaz engin çatıyor bak adam. Tamam, yoksa onlar boğuşacaktı. Gerek yok. Evet. Boğuşturmaya gerek yok. Getir bayağı, bunu bırak. O kutçuyu var, kutçuyu bırak. Elleme, dur. O, abi şu erkekleri alın. Daha deminki köpek bir... Şu muydu? Evet. O gelsin indir, bakalım. Hancı indir bakalım. Cemal. Tamam, tamam. Elinde getir. Lakiki kutlu. He. Getir bari. Bu çiftlikte ya, o alıştı. Bırak bakayım. Bırak, bırak bakayım. Bunlar beraber büyümediler mi? Evet. Çiftlikte beraber büyüdüler ya. Gel. Bırak mı hızlıca? Bak gelirse bana vurur. Sen de gel. Şunu tutabilir miyiz? Şunu tutarsan büyüğü bırak. Kutçuyu al eline. Çekil önümden. Çekil. Abi önümü neye geçiyorsunuz dur, ya? Dur. Hepiniz gelmeyin. Hepiniz git. Dur. Tamam. İki hafta. Boşana vuruyor bu kendini. Ne diyorsun İsmail abi? Valla
İnsan kalabalık, istediğimiz olmadı. Bunu arazide bırakmak lazım ama bunda da kurttan korkuyoruz. Koyuna zarar verir. Çok bir icraat çıkartamadık işin açıkçası. Bak. İşine nasıl gidiyor bak, kancına alışkın ya. Bence güzel oldu. Yalan lambayı bırak bak. Koyunlara bir yaklaşayım mı? Ne yapacak köpekler? Yok, tele bir yaklaştırayım ya. Tele bir şey ya. Tutsana şey. Bak İsmail abi iyiyiz, hareketiniz de bak. Eke koyunlar biliyor ha. Ya bu köp kurt bence burada biraz yabancılık mı çekti? Neye uğradığını şaşırdı hayvan ya. Bir sağa sola bakıyor. Evet. Gel. Bence yerine koy abi, yeter. Tamam, alın uşak. Bunu arabaya postalayın. Tamam, ışığı kapatabilirsin abi sen. Teşekkür ederim. Evet Sinan'ım. İsmail abi. Sence ne oldu? Nasıl oldu? İtleri adamdan zopa yediğinden, bunlar boğuşağına zopa yediğinden bir sene oluşum çökmediler. Çökmediler. Bu kurdu şuraya çaksaydı ite buradan göstericiydik. Ama şimdi bir tane, ben şöyle 3-5 tane birden delmesiniz şey değil. Adaletli olacak birebir. Kupa tek tek gösterirdim buradan şöyle. Işık olsaydı açıktan. Varam varı varam yani. Bir o senin gösterdiğin cesaret oradaki herhalde değil mi? Bir evet. Burada bu hafif boğuşma oldu. Evet. Senin o benim köpeğim demiştin ya önündeki. Evet evet. Dağda. Bir o işte. Biraz girdi ama bir boğuşma oldu da işte arkadaş önümüze geçti, orayı sen çekemedik doğru düzgün. Bir hafif böyle bir hırlaşma oldu. Evet. O çöküyordu yani. Sizi ayırdınız o ara. Köpekler korkmadı ama insan popülasyonu, bir de kurt tam evcilleştiği için hani belki de dediğimiz gibi bu walk-off olabilir. Ondan kaynaklı yanaşmamış olabilirler köpek olduğunu hissettiği için. Ama bunun en güzel testi insanın olmadığı yer. Yani kurdu bir yere çakıp da tek bir köpeğe bırakıp da çeksek çok daha güzel olurdu ama neyse, artık elimizden gelen bunu yaptık biz Sinan. Neyse, güzel oldu bence evet. Abi. Senin ve seyircilerin için abi teşekkür yaptık. Ediyorum sana da. Şimdi seninle bir söyleşi yapacağız eski. Geçmişinde çobanlıkta olur. Yaşadığın şeyleri bir kapatalım kanalı şeyi. Evet. Arkadaşlar güzel bir gündü, güzel bir test oldu aslında. Bence faydalıydı o kurdun diş atışı falan. Evet. Çok etkileyiciydi bence. Sesi gelmiştir büyük ihtimal. Evet. AB Kangal'ın Instagram sayfası videonun altında geçiyor. Benim de aynı şekilde Instagram sayfam geçiyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya benim kanalımda lütfen unutmayın. Yani AB Kangal'ın da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Sivas'tan, Şarkışla'dan herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık. Evet, hadi. Selamlar olsun. Güle güle. Erkek kırılıyor. Bırak bağlı erkeğe, bırak sen hadi. Of, diş atıyor, diş atıyor. Tak tak tak, duydun mu sesi? Baba biliyor bak onun...